Esasında tüketici bunların hiçbirini bilmiyor. O sadece bir kapıyı açıyor. Fakat her kapı bir yere açılır. Yani onu çok iyi bilmek lazım, çok iyi tahlil etmek lazım. Şimdi cami kapısı gibi görünüyor. Ama kapının arkasında cami mi var? Düşünmek lazım. Vergi dairesi kapısı gibi görünüyor. Arkasında vergi dairesi kapısı var. Bir kahvehanenin kapısı gibi görünüyor. Ama bu kapının arkasındaki kahvehane mi? Biz buradan girince yalnız kahve mi alacağız? Yoksa biz bu kapıdan girerek başka bir dünyaya mı açılıyoruz? Orada bize başka bir takım şeyler mi sunuluyor? Kapıya da aldanmamak lazım. O kapının arkasında bize sunulmaya çalışılan ne? Çok değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli Erkam TV izleyicileri. Son Kale programımızın bir başka bölümünde Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi çok kıymetli dostum Kemal Karaöz ile birlikteyiz. Kemal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Günerciğim. Abi malumunuz bu dünyadaki LGBT propaganda ve dayatması sanat üzerinden toplumlara, kültürlere zerk edilmek isteniyor. Bu konuda sanat endüstrisinin çok ciddi bir misyonu var. Bugün biraz bu işin sanat boyutunu konuşalım istiyorum. Hem de sanatın geleneksel boyutunu, sanatın bizde milli şuurun nesilden nesile aktarılması noktasındaki misyonunu. Bunları birazcık hasbihal edelim arzusundayız bu bölümümüzde. Dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım enerjim. Eyvallah abi. Kusurumuz olursa. Affedin. Sürçü lisan edersek affola. Abi malumunuz 2024 yılında Oscar ödüllerine başvuru için dört kriterin en az ikisini karşılamak gerekiyor ve bu kriterlerin dördünde de LGBT şartı var. Hakeza müzik endüstrisinde de bunu görüyoruz. Çeşitli müzik grupları konserlerinde, ödül törenlerinde bu propagandayı sürekli kürsülere ve sahnelere taşıyorlar. Bunu neden yaptıklarını düşündüğümüzde gençlere nüfuz etmek adına sanatı ve sanatçıları kullanan bir akılla karşı karşıyayız. Ve yine dünyadaki bir akım olarak Kore pop müziği cinsiyetsizleştirme propagandası için kullanılıyor. Sanatın toplumlar üzerindeki etkisi konusunu birazcık açabilir miyiz abi? Bu bahsettiğimiz sanat dallarının içerisinde müzik. En çok kullanılan müzik. Hayatın hemen hemen her alanında insanın şu anda günümüz dünyasında çok kolay ulaşabileceği bir şey. <laughs> Kayıt teknolojilerin gelişmesi, insanların bunların tedarik etmesinde az maliyetle karşılaşması, müziğe kolay ulaşmasına sebebiyet veriyor. Günümüz insanının bunu anlaması pek güç. Çünkü şu an hali hazırda yaşayan bizler hemen hemen bunun içerisinde doğduk. Yani kayıt teknolojilerinin olmadığı bir dünya bizim algımızın çok dışında. Halbuki çok da geç bir şey değil. Yani 1800 yılların sonu kovan dediğimiz kaydın başlaması ondan sonra ülkemizde taş plak diye adlandırılan 1900'lü yılların başında çıkmış plak teknolojisi. Onun arkasından gelen çok hızlı bir teknoloji değişimi ve insanların müziğe kolay ulaşması. Radyonun çıkması, sonra televizyonun çıkması. Kasetler, kasetlerden sonra CD'lerin çıkması, ondan sonra MP3 çalarların çıkması. Artık MP3 çalarların da bir kıymet ifade etmemesi sizin üye olarak bir platformdan Müzik satın alıyor olmanız ve bunu her yerde dinleyebiliyor olmanız. Hatta bir bedel ödemeden çeşitli uygulamalar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden erişebiliyor olmanız veya yayabiliyor olmanız. Bunlar var. Peki bundan önce nasıldı? Müziğe ulaşmak çok zor ve çok pahalı bir şeydi. Hala daha ciddi müziğe ulaşmak, kaliteli müziğe ulaşmak hem pahalı hem de zor bir şeydir. Tabi tüketimin bu kadar kolay hale gelince müzik, bundan bir menfaat endüstrisi, bir kar endüstrisi doğuyor. Bunun en kolay izahı bu. Bu yapan için şöhret, o şöhretle gelen bir maddi imkanlar silsilesi, hı hı. onu şöhret yapan için yine bir kar, onu yayınlayanlar için ayrı bir kar. Tabii bunun kar etmesine sebep olan da onun bir dinleyici kitlesinin olması. Çok ciddi bir dinleyici kitlesi olduğu zaman bu iyi kar getiren bir şey. Bu kadar insanın bir şarkıcıya, bir şarkıya veya bir gruba meftun oluşu, onlar için kendilerini parçalıyor olması muhakkak ki başka insanlarına dikkatini çekecektir. Peki buradaki dinleyici ifadesini kullandınız. Dinleyici mi, tüketici mi? Tüketici esasında. Sen daha doğrusunu söyledin. İslam. Ee, çünkü bu bahsettiğimiz şeyler çok gel Yani yarına kalmayacak popüler diye tabir edilen kültürün bir parçası. Hı hı. Bugün bu popülerken, yarın başka bir şeyi popüler yapması lazım ki ondan da para kazanabilsin. Yani sizin için içine sermaye giriyor. Sizin çok uzun süre tüketeceğiniz bir şey, bu sektör için çok karlı bir şey demek değildir. Yani evet. bunun amiyane tabiriyle bir ayakkabı alıp 20 sene kullanırsanız bu ayakkabı yapanlar ne yiyecek değil mi? Veya pantolon. E bu müzik de böyle bir şey. Bir şeyi alıp 20 sene, 30 sene dinleyebilecekmişsiniz gibi davranırsanız orada bir endüstriden söz edilemez. Endüstriden söz edilemez fakat bir sanattan söz edilebilir. Çünkü sanat esasında eleştirmeni zaman olan bir şeydir. Zamanın testine dayanan ve zamanı aşan eserler. Asıl sanat budur. Evet. Fakat sanat diye sunulan şeyler eğer böyle tüketim endüstrisinin bir parçasıysa bunun ardı arkası kesilmeyen ürünler ortaya koyan e, tırnak içerisinde sanatçılar çıkartan bir endüstri olması gerekiyor. Evet. Tüketici bu kadar çok olduğu zaman az önce ona değinmek istiyordum. İş artık para olmaktan da çıkar. Biz bu kitleleri başka nasıl istediğimiz tarafa doğru çekebiliriz... ...düşüncesine sahip bir takım insanları da muhakkak ortaya çıkartacaktır. Hı. Bunu çok açmaya lüzum görmüyorum. Yani bu sözlerimin anlaşılabileceğini düşünüyorum. Hı. Ama istersen açmamızı açabiliriz de. Şöyle abi mesela sizin... E Büyük ustalarla da yolunuz kesişti. Sanat yolculuğunda onlarla yol yürüme imkanınız oldu. O dönemlerle bu dönemleri mukayese edersek mesela Allah uzun ömür versin Niyazi Sayın Üstad, merhum Kani Karaca onlarla siz onların talebesi oldunuz. O dönemlerle bu dönemleri biraz mukayese eder misiniz? O dönem tebarüz etmek için ne gerekiyordu? bu dönem tevarüz etmek için ne gerekiyor sanat dünyasında? Efendim o dönemle bu dönem katiyetle, kabul, et, katiyetle kabul, etmez, katiyetle kabul etmez. <laughs> Fakat şu da bir gerçek ki hocalarımın talebi olduğu dönemle de bizim yaşadığımız dönem muhakkak mukayese kabul etmez. Çünkü e, bir şeye intisap edilirken yani o şeye bağlanılırken katiyen yani temayüz etme niyetiyle bağlanılmıyor. Evet. Siz bir meseleye muhabbet duyuyorsunuz, sevgi duyuyorsunuz. Hatta o denli ki aşk derecesinde ve onu mükemmel bir şekilde öğrenme gayreti içerisine giriyorsunuz. Yani şöhret olmak değil, hakkını vermek. Para kazanmak da değil. Evet. Bizim geleneğimize bakarsanız, tabii o gelenekteki en önemli unsur Osmanlı. Herkesin bir mesleği var. Para kazandığı bir iş var. Fakat musiki de kamilen yapabiliyor. Hı hı. Niye? Çünkü musiki para kazanılacak bir iş değildir. Hatta öyle ki müzikle uğraşıp bu işten para kazanan insanlara çok hoş gözle bakılmaz. Hı hı. Çünkü para kazanmak için sizin nefse hitap ediyor olmanız lazım. Eyvallah. Son derece nefse hitap ediyor olmanız lazım. O nefse hitapta da bir sınır olmadığı için o iş yapan insanlar çok hoş gözle karşılanmazlarmış. Dolayısıyla herkesin bir haricen mesleği olurmuş. Peki mesleği olmayanlar ne yapıyormuş? Toplum içerisinde sanatı, sanatçıyı desteklemek gibi bir gelenek var. Maalesef bugün kaybettiğimiz bir gelenek var. Bu geleneğin oluşmasında bana sorarsanız en mühim unsur sarayın bunu yapıyor olması. Saray bunu yapıyor. Kendini saraya göre konumlandıran zümre de kendi nispetince, kendi imkanınca sanatı ve sanatçıyı destekliyor. Günümüzde maalesef bu yok. Sanattan kastım yalnızca musiki değil, müzik değil. Görsel sanatlar da bunun içerisinde var. Resim var, hat var, minyatür var, tesip var. Bir takım zanaatkarlar var. Yani zanatla sanatın da burada tefrikini yapmak lazım. İnsanın bir takım maddi ihtiyaçlarını karşılayan şeyler. Gündelik hayatında ihtiyaç duyduğu. Biz bunlara zanaat diyoruz. Evet. Burada tekrar söz konusu. Ama onu da bir sanat yani aşk ile yapıp bir sanat seviyesine taşıyabilen zanaatkarlıktan sanatkarlığa var. geçebilen. O da muhakkak var. Yaptığı şey, var. en mükemmel şekilde yapan diğer yapanlarla arasında fersah fersah fersa fark olan insanlar da var. Eyvallah. Günümüzde böyle bir şey yok. O ideal gibi gördüğümüz zamanları günümüzde yaşayacağımız artık bir ortam da yok. Fakat bana sorarsanız az önce endişe duyduğunuz, bahsini açtığınız konularda benim çok kolay bir formülüm var. Eğer bir şey, herhangi bir şey, yani bunun sanatla alakası olabilir de olmayabilir de. Bir kıyafet de olabilir bir eşya da olabilir. Sanatın herhangi bir şubesi de olabilir. Size bir ürün olarak gelmiyor da bir hayat tarzı olarak geliyorsa. Eyvallah. Yani artık o maksadını aşan bir şekildeyse ondan kaçın demem ama bir şüpheyle yaklaşın derim. Eyvallah. Dolayısıyla burada hem gençlerimize hem ailelerimize bu hususu altını çizerek bir kere daha hatırlatalım. Eğer sanat olarak size takdim edilen şey bir hayat tarzını empoze noktasına varıyorsa yani bir dayatma e, yumuşak bir şekilde nüfuz edici, latif, nafiz ama manipülatif bir şeyse buna ihtiyatla yaklaşmak lazım. Bizi nereye götürüyor? O kanaatine. O kanaatine. Ve nefse hitap konusunun da altını çizdiniz abi. Yani nefse atış yapan sanat gibi görünen ve sanatın dokunulmazlığı arkasına saklanan şeye ihtiyatla yaklaşmak lazım. Nefse hitap etmesi kötü değil. Nefsin de mertebeleri var, merhaleleri var. Eyvallah. Osman Hamdi Bey bugünkü Mimar Güzel Sanatlar dediğimiz üniversiteyi kurduğunda onun ismi Güzel Sanatlar değildi. Güzel Sanatlar malum haliniz. İngilizceden mülhem Fine Arts'ın çevirisi Okurduğu zaman sanayiye nefiseydi. Nefse hitap eden sanayi. Hı hı. Onun bir kısmı da sanat. Ama tamamı sanat değil. Nefse hitap etmesi kötü bir şey değil. Bir de şunun da ben altını çizmek isterim müsaadenizle. Günümüzde pek çok şeyden endişe duyuyoruz fakat onlara çözüm üretmekte çok geride kalıyoruz. Eyvallah. Neredeyse her gün beğenmediğimiz bir şey ortaya çıkabiliyor. Biz bu beğenmediğimiz şeyleri hep belirtmek, onların altını çizmek yerine yerine ortaya temeli olan bir takım şeyler koymalıyız ki en azından neyi takip edip neyi takip etmeyeceğine karar verecek insanlar ellerinde bir mastar tutabilsinler. Yani bizim ortada artık bir maslarımız yok. Ölçü, evet, kıstas, bunları kaybediyoruz. Mihenk taşı. Değil Eyvallah. mi? Bir ölçümüz yok, bir kıstasımız yok. Yani biz neye göre seveceğiz, neye göre sevmeyeceğiz? Ciddi manada bunu söyleyeceğim, kusuruma bakmayın fakat e, bu benim de sözüm değil. Hocamın sözü. Allah sağlık afiyet versin. Amin. Yani cemiyetin çöktüğü bir zamanı yaşıyoruz. Cemiyet nasıl çöktü? Cemiyet yok mu? Var. Fakat kimsenin kimseyi umursamadı. Dileyenin dilediğini yapmayı kendisinde hak gördüğü. Ölçüleri olmayan, sınırları söz konusu olmayan hı hı. bir cemiyetten bahsediyoruz. Belki trafiğe çıktığımızda ilk 15 dakika içerisinde bunun bariz bir örneğini almak mümkün olabilir değil mi günümüzde? Birkaç örneğini belki belki de birkaç örneğini almak mümkün olabilir. Dolayısıyla elimizde masar kalmadı. Bugün yaşadığımız dünyanın bize verdiği, sizin tabirinizle empoze etmeye çalıştı. Bu empoze esnasında bizi onu sevdirerek kendi tercihimizmiş gibi gösterdiği. Eyvah. Pek çok şey var. Bu pek çok şeyden sonra, bu edindiğimiz pek çok şeyden sonra bunu biz yiyecek olarak düşünelim. Hemen yer yemez vücudumuzda tezahürünü görmüyoruz. Ama muhakkak yediğimiz her şeyin vücudumuzda bir tezahürü var. Kaç sene sonra var? Çok yağlı yersen 20 sene sonra var. Değil mi? Çok yani asitli yok. içersen şu kadar sene sonra var. Bunları söyleyebiliriz. Toplum içerisinde aldığımız bir takım unsurların da hayatımızdaki tezahürleri hemen çıkmaz. Bizim bunların sağlamasını yapabilmemiz için. Doğru mu yanlış mı? Acaba bu yaptığımız doğru muydu? Yanlış mıydı diye anlayabilmemiz için fert olarak ayrı, toplumsal olarak ayrı pek çok senelere ihtiyacımız var. Biz bunların sağlamasını çok uzun yıllar sonra alacağız. Bu inkırazın, bu çöküşün sağlamasını çok uzun yıllar sonunda alacağız. Gidiş öyle gösteriyor ki bu aldığımız sonuçtan pek memnun kalmayacağız. Fakat hali hazırda yaşanmış ve sonuçları alınmış bazı hayatlar var ve bir cemiyet vardı. O cemiyeti yaşayan, o cemiyette teneffüs eden, o cemiyeti hücrelerine sonuna kadar sindirmiş insanlar hala hayatta. Belki onların sözlerine kulak vermek çok akıllıca bir davranış olacaktır. Evet Değil mi? Zira bunu bedenimize aldığımız herhangi bir şey gibi, mesela kolesterolün çok yükle, yükseldiği bir hap veriyor. Ne kadar düzeltiyorsa, o kolesterolünü belirli seviyeye getiriyor. Veya kalp damarın tıkandıysa, bir baypas ameliyatı geçirebiliyorsunuz veya bir stent takılabiliyor. Fakat toplum olarak böyle bir şeyden söz etmek pek mümkün değil. Eyvallah. Yani bu toplumun neresine bypass, neresine stent, Neresine kolesterol hapı? Bence çok mümkün değil. Yani bir takım şeyler çöktükten sonra onları eski haline getirmek, ihya etmek eski tabiriyle veya ayağa kaldırmak için belki yüzyıllar lazım. Bu Ve... kadar vaktimiz var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Zira demografik istatistiklere baktığımızda Kemal abi kadın başına doğum sayımız düşüyor. Yani bir takım hesaplamalara göre de 2080 yılında ...doğumların ölümlerin altına ineceği hesap ediliyor tüm dünyada. Yani dolayısıyla hani bu kadar da e, zamanı da hoyrat kullanabileceğimiz bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla nesilden nesile aktarım da kıymetli. Yani bütün bu yüz yıllık e, diyelim ki tecrübeyi e, geçmişten tevarüs ettiğimizi dikkate almadan kendi deneyimimizle harcamak bir seçenek bir seçenek de gelenekten geleni, maruf olanı alıp onunla yolumuzu tayin etmek. Şimdi bu noktada aile kurumu nesilden nesile aktarım için çok kritik öneme haiz. Şimdi diyebiliriz ki modern şehir hayatında işte anne baba çalışıyor. Çocuklar okulla devam etsinler ve o okuldan ihtiyaç duydukları şeyleri alsınlar. Ama bunun yetmediğini de hissediyoruz, görüyoruz. Şimdi sanat alanıyla şöyle bir bağ kursak. Mesela konservatuar, siz konservatuar mezunusunuz. Konservatuardan aldıklarınızı bir düşünseniz bir de ustalarınızdan yani nesilden nesile aktarım yoluyla aldığınızı düşünseniz sizin sanat hayatınızda hangisi ağır basar? Üner'cim e, hocam konservatuarda hocaydı Niyazi Bey. Eyvallah. Fakat hocanıza yalnızca bir hoca, bir enstrüman muallimi gibi yaklaşırsanız alabileceğiniz şey çok sınırlıdır. Eyvallah. Talebelik tabiri caizse evlatlık gibi, babalık gibi. Yani evlat olma vasfınız siz bir yaşa geldiğinizde. Üzerinizden kalkıyor mu? Veya baba olma vasfınız çocuğunuz belli bir yaşa geldiğinde üzerinizden kalkıyor mu? Kalkmıyor. Dolayısıyla e, bu bizim işimizde geleneksel değil gelenekli sanatlarımızda bütün sanatlarda bir gelenek mevzu bahistir. Fakat bunlar geleneksel değildir çünkü sizin evinizde yapabileceğiniz bir şey değildir ve kasabanızda. Hayatın tabi seyri içerisinde öğrenebileceğiniz bir şey değildir. Bu çok kıymetli bir şeydir. Eğer bir medeniyetten bahsolunacaksa medeniyetiniz, medeniyetinizin ortaya koyduğu çok yüksek seviyeli bir şeydir. Ve bunlar doğru insanlardan, doğru adreslerden tahsil edilmelidir. Hı hı. Bu tahsil esnasında, bu öğrenme esnasında yalnızca o meseleyi öğrenmezsiniz. Hocanızın hayata nasıl baktığını, hocanızın manevi iklimini de öğrenirsiniz. Çünkü ortaya konulan şeylerle bu bahsettiğim şeyler arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Bunlardan bir ayak eksik olduğu zaman yaptığınız iş de fevkalade eksik olur. Evet. Ve tatsız olur. Dolayısıyla konservatuvarda aldığımız eğitim bizim hiçbir zaman bitmedi. Biz sadece konservatuvarda başladık. O eğitimimiz hala devam ediyor. Hı hı. Hocamızın söylediği pek çok şeyi yıllar sonra anladık. Ne demek istediğini sonradan idrak ettik. İdrak edemediğimizde pek çok şey vardır. Belki onları da pek çok sene sonra idrak edeceğiz. Ama bunları düşünmekten hiç bıkmayacağız. Hep düşüneceğiz. Ne demek istediklerini anlamaya çalışacağız. Duyduğumuz bir ses 10 sene evvel bize farklı geliyordu. Şimdi daha farklı geliyor. İki ses arasındaki münasebeti farklı değerlendiriyorduk. Şimdi farklı değerlendiriyoruz. Evet. Hocamın Niyazi Bey'in ifadesiyle ki bendenizin bugüne kadar duyduğu musiki ile alakalı en güzel tabirdir. Şöyle buyurur kendisi. Mesut Bey. Mesut Bey'den kastı Mesut Cemil Bey. Tamburu Cemil Bey'in oğlu. Hocam kendisiyle çok yakınmış. Musiki için şöyle derdi. İki ses arasındaki münasebet. Müziğin pek çok tanımı vardır. Hı hı. Ama bu çok zarif bir tanımdır. Çünkü müzik olabilmesi için iki ses olması lazım. Değil mi? Her hı hı. şey kıyasladır. En az iki ses olması lazım. Ve o gördüğümüz büyük eserler neçe itibariyle ilk ses ve sonraki ses arasındaki doğru münasebetin, doğru ilişkinin kurulmasıyla meydana gelir. Fakat Hocam Niyazi Sayın bunu daha da zarif hale getirmiş. Musa iki ses arasındaki manevi münasebettir. İşte Niyazi hocamın farkı bu. Ben bu tabirden daha güzel bana hitap eden herhangi bir tabir henüz işitmedim. Dolayısıyla ilk başa dönersek Kemal abi. Bugün işte sanat endüstrisi dediğimiz şey maddi bir münasebet koyuyor. Yani bu aslında paraya tahvil edilebilir. Şöhret üzerinden geniş kitlelere nüfuz etme alanı açan ve bir endüstri olması hasebiyle de iyi, güzeli tırnak içerisinde onun belirlediği bu iyidir, bunu takip edeceksiniz. Bu güzeldir, bunu beğeneceksiniz diye hep aslında dayatılan satır altında satır evet. altında bunlar. Esasında tüketici bunların hiçbirini bilmiyor. O sadece bir kapıyı açıyor. Fakat her kapı bir yere açılır. Eyvallah. Yani onu çok iyi bilmek lazım, çok iyi tahlil etmek lazım. Şimdi cami kapısı gibi görünüyor. Ama kapının arkasında cami mi var? Düşünmek lazım. Vergi dairesi kapısı gibi görünüyor. Arkasında vergi dairesi kapısı mı var? Bir kahvehanenin kapısı gibi görünüyor. Ama bu kapının arkasındaki kahvehane mi? Biz buradan girince yalnız kahve mi alacağız? Yoksa biz bu kapıdan girerek başka bir dünyaya mı açılıyoruz? Orada bize başka bir takım şeyler mi sunuluyor? Kapıya da aldanmamak lazım. O kapının arkasında bize sunulmaya çalışılan ne? Çünkü bunların hepsi paket program. Eyvallah. Evet. o kapıyı açtığınızda, bir ürün aldığınızda o pakettekileri yavaş yavaş fark etseniz de fark etmeseniz de almaya çalışıyorsunuz. Müzik dinlemek istiyorum. Çok beğeniyorum. Müziğini dinle. Orada kal. O müziği dinledin. O müziğin ayakkabısı. O müziğin pantolonu. O müziğin tişörtü. O müziğin şapkası. O müziğin makyajı. O müziğin dünya görüşü geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Önce zahiri, sonra batını. Önce zahirini değiştirecek o müzikle, sonra da batınını değiştirecek. Evet. Öyle değil mi? Yalnız müzik değil. Müziği dinle. Fakat ona bürünme. O olma. Veya o müzikle bir yere dahil olabileceğini zannetme. Sen eğer varlığını, kimliğini, kültürünle, bilginle, ahlakınla ortaya koyarsan evet. seni hiçbir şey yıkamaz. Ondan sonra zahirini değiştirsen bile sana bir şey olmaz. Şimdi bu noktada biz işte e, şuurun tahkimi hususunu sürekli vurguluyoruz. Müzik demişken. Kimlik demişken bir de işte annelerin buradaki kritik rolü ve anneler ve müzik dediğimizde aklımıza ilk gelen şey ninnilerimiz mesela o basit görünen ninnilerde biz nesilden nesile neler aktarıyoruz belki çocuğumuzu bedenen uyutuyoruz ama manen uyandırıyoruz böyle bir kapı aralıyoruz ve o bizim e, Sanatımıza dair, dünya görüşümüze dair, pek çok hususu içinde barınıyor. Ama maalesef bugün hani genç anne adaylarımızın ninni repertuarı ne durumda Bilmiyorum. Yani çocukları işte e, YouTube'dan bir video ile uyutmak veya en iyi ihtimalle işte klasik müzikte sakinleştirici şu 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 eserleri dinletin. Batı'dan bunları dinletin, doğa sesleri vesaire gibi bir takım şeyler de kullanılıyor. Bu hususta neye dikkat etmemiz lazım? Anne sesinin yerini hiçbir şey tutmaz. Eyvallah. Ne dinletirsen dinlet. Dünyanın en iyi şarkıcısını, en iyi sesini dinlet, anne sesi daha hoştur. Çocuğa Çünkü o daha bir hoş. güven hissi veriyor. Yani. Bambaşka bir bağ. Ee, bu tartışmasız bir mesele. Anne ne söylerse söylesin o çocuğa hoş gelir. Çünkü çocuk tabiri caizse donanım olarak geliyor, yazılım sonra yükleniyor. Onu da aile yüklüyor. Onu da aile yüklüyor. En başta da anneler. Yani Cenab-ı Allah sana mükemmel bir evlat veriyor, bütün azaları yerinde bir evlat veriyor. Bu senin aldığın bir boş bilgisayar gibi. E sen bunu da yüklüyorsun. Neyi yükledin? Ne yüklersen o olacak. Onu düşünmek lazım. Yüklemediğin şeyi de beklemeyeceksin. Yüklemediğini de beklememek lazım. Bir ikincisi kendi işini başkasına tahvil etme. Kervan yolda düzülür, okulda öğrenir, deme. Çünkü aynı şey değil. Ee. Senin söylediğinin tesiriyle bir başkasının söylediğinin tesiri aynı değil. Hiçbir şekilde aynı değil. Evet. Hatta öyle bir hava olmalı ki dışarıda öğrendiğinin teyidini senden alabilmeli. E çünkü onun elinde bir metresi, mezurası, mastarı yok ki. Nereye koyacak da onun doğruluğunun sağlamasını alacak? O anne baba olmalı. E o anne baba ise eğer anne babanın da anne baba olması lazım. Söylenenler ve yüklenenlerden ya, hariç bir de örneklik meselesi var. Yani biz söylediklerimizin yanında sergilediklerimizle de bir şeyler veriyoruz. Buna da dikkat etmemiz lazım. Yani söylemek yetmiyor. Evladım şunu yapma, yalan söyleme. Haliyle göstermek. Haliyle göstermek, evet. En tesibisi bu. Yalan söyleme, hep yalan söyleyen bir insan. Şunu yapma, onu yapan bir insan. E çocuğun kafası karışmaz mı? Karışır. Değil evet. mi? Burada şu da kar etmez. Sen benim dediğimi yap. Yaptığımı Yaptım, yapma. Yap. Bu da kar etmez. Çocuk görerek öğreniyor. Pek çok şeyi görerek öğreniyor. Ee, bak konuşması sana benziyor. Hareketleri sana benziyor. Değil mi? Biz i̇nsanlarla de sen oluyorsun. İnsanlarla münasebeti sana benziyor. Kızdığı zaman sen oluyor mesela. Eyvallah. O zaman diyorsun ben ne yapmışım diye. <laughs> İnşallah öyle diyenlerden olmayalım. İnşallah. Rabbim bizi e, emanet ettiği evlatlarımızı hakkıyla yetiştirenler zümresine dahil etsin diye dua edelim abicim. Çok teşekkür ederiz. Son Kale programımızın bu bölümünde sanatla ilgili konuştuk. İşin endüstri boyutunu konuştuk. Gelenek boyutunu konuştuk. Gelenekli sanatı konuştuk ninnileri annelerin sesiyle çocukları buluşturmasının önemini konuştuk. Şeref verdiniz. Müşerref Sağ olduk. Abi. Teşekkür ederim Emre'cim. Eksik olmayın. Sevgili izleyicilerimiz, çok değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo ve Erkam TV'nin yayınladığı Son Kale programımızın bir başka bölümünde daha bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.